Herkese merhaba. Sevgili Akballılar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde daha önce başlamış olduğumuz teleskobik toplamlarla ilgili uygulamalara devam edeceğiz. Burada teleskobik toplamlarla ilgili bir uygulama var arkadaşlar. Toplam n eşittir 1'den 624'e kadar 1 bölü köken artı köken artı 1 çarpı 4. kuvvetten köken artı 4. kuvvetten köken artı 1 diye vermiş bir ifade var. 1 bölü kök n artı kök n artı 1 çarpı 4. kuvvetten kök n artı 4. kuvvetten kök n artı 1 olarak verilen bir ifademiz var. Bu ifadeyi sadeleşebilir duruma getirmek istiyoruz. Çünkü teleskobik toplamlar sadeleşebilen toplamlardır. Bu ifadeyi sadeleşebilecek hale getirebilmemiz için biz bu ifadeyi eşleniyle çarpıyoruz. Köken eksi köken artı 1 ile 4. kuvvetten köken eksi 4. kuvvetten köken artı 1 ile eşleniklerini çarpıyoruz. Bu ifadeyi hem payla hem de paydayla çarptığımız zaman pay kısmında kök n eksi köken artı 1 4. kuvvetten köken eksi 4. kuvvetten köken artı 1'i yazıyoruz. Payda da eşleniklerle çarpılmış hallerine bakacağız. Köken eksi, köken artı köken artı 1 ile köken eksi köken artı 1'i çarptığımız zaman burada iki kare farkı olduğunu görüyoruz. Karekök n'in karesi n'dir. Karekök n eksi 1'in karesi de n artı 1'dir. İkinci çarpanları işleme tabi tuttuğumuzda burada da yine 4. kuvvetten iki ifadenin iki kare farkına olduğunu görüyoruz. 4. kuvvetin karesi kareköktür. Karekök n eksi karekök n artı 1 olarak biz bu ifadeyi düzenleriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu ifade ile şu ifade aynı şekle geldi. Burada şu eksi içeriye dağıttığımızı düşünürsek 4. kuvvetten köken eksi 4. kuvvetten köken artı 1 bölü eksiyi dağıttığımız zaman n eksi n eksi 1 olur. N'ler sadeleşir. Eksi yukarıyla çarptığımız zaman bu ifade 4. kuvvetten köken artı 1 eksi 4. kuvvetten kök n olur. Dolayısıyla bize başta verilmiş olan toplam k n eşittir 1'den 624'e kadar verilen ifade bizim için artık eşleniyle çarptığımız zaman köken artı 4. kuvvetten köken artı 1 eksi 4. kuvvetten köken durumuna gelmiştir. Burada toplam sembolünü uygulamaya başlıyoruz. N yerine 1 verdiğimiz zaman 4. kuvvetten kök 2 eksi 4. kuvvetten kök 1 olur. N yerine 2 verdiğimiz zaman 4. kuvvetten kök 3 eksi 4. kuvvetten kök 2 olur. N yerine değer vermeye devam edelim. N yerine 3 verdiğimiz zaman 4. kuvvetten kök 4 eksi 4. kuvvetten kök 3 olur. Bu işlemi bu şekilde devam edelim. Değer vermeye devam ettiğimizde işlemleri devam ettirdiğimizde n yerine en son 624 değerini verdiğimizde 4. kuvvetten 625 eksi 4. kuvvetten 624 olur. Yukarıdan itibaren bu ifadeleri yan yana yazmak yerine alt alta yazdık çünkü sadeleşebilmeyi görmek istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi 4. kuvvetten kök 2 ile bu ifade ile şu ifadenin birbiriyle sadeleştiğini görürüz. Bununla bunun sadeleştiğini görüyoruz. Yani bir ikili toplamın solundaki ifade ile alttaki sağdaki ifade bu şekilde sadeleşecek. Dolayısıyla bu ifade kendisinden önceki gelen ifade ile sadeleşir. Bu sorunun sonucunda, bu işlemin sonucunda 4. kuvvetten kök 625 eksi 4. kuvvetten kök 1 kalır. 625 5'in 4. kuvveti olduğu için 5'tir. 1 de 4. kuvvetten. Dolayısıyla sorunun cevabını arkadaşlar 4 olarak bulmuş oluruz. Bir diğer teleskobik toplamda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.